hükümet yani seçmen nezdinde, vatandaş nezdinde çok büyük bir itibar kaybı görmüş durumda. Yani hem ekonomik politikaları, hem siyasal yaklaşımı, hem toplumsal anlamda yaşanan sıkıntılar, problemler ve her gün vatandaş üzerine çok ciddi oluşan baskı ve özgürlüklerini ortadan kaldırması gibi yaklaşımları vatandaş nezdinde çok büyük tepki toplamış durumda. Bununla bağlantılı hükümet ciddi bir itibar kaybettiğini de hissediyor, görüyor. Bu dönemde seçimleri tabii yaklaşan bir seçim süreci de var. Sonuçta siz ne yaparsanız yapın önümüzdeki sene bu vakitler bütün sıcaklığıyla, bütün hengamesiyle seçim sürecine girmiş olacağız yani. Peki seçim sonuçlarını nasıl lehimize çevirebiliriz? Kaygısına girmeye başladılar. Ne olabilir? İşte seçim yasasında kendi lehlerine olabilecek hususları düzeltme ve sonuçlara tesir edebilecek uygulamalara gitme. Özellikle son süreçte 6 partinin bir araya gelmesi, masa kurması ve Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili çözüm ve tespitleri yapması ayrıca onları kaygılandırdı. Yani hükümet üyelerini, başta Cumhurbaşkanını kaygılandırdı. Bu anlamda işte bir anlamda hem topluma mesaj verme hem de bu altılı masayı olabildiğince zayıflatma ve dağıtmaya yönelik bir gayretle seçim yasası, tasarısı. Yani bu bir taraftan hani seçim barajını işte %7'lere falan çekme. Bu tamamen MHP ve kendi lehlerine olabilecek bir düzenleme. Ama bir taraftan da ittifakları dağıtmak için farklı bir yöntem uyguluyor. Yani işte ittifak içerisinde dağılan oyların en çok oy alan partiye yansımaması gibi. Bugün işte oluşacak seçim kurullarında kura sistemine gidilmesi gibi uygulamalar hükümetin tamamen kendisine yönelik, kendi amaçlarına yönelik çalışmalar olduğu kanaatindeyiz. Tabii şunu unutuyorlar, onu da belirteyim. Yani bu değişiklikler hiçbir şekilde muhalefet partisinin bizleri birbirimizden ayrı koymayacak. Sonuç itibariyle biz Türkiye'nin temel meselesinin şu andaki hükümet ve hükümet anlayışı olduğunun kanaatindeyiz. Bu hükümet ve hükümet anlayışı, zihniyeti Türkiye'yi geri götürüyor. Türkiye çok büyük bir bedel ödetiyor. Biz buna karşı kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi asgari müştereklerden anlaşarak en alt seviyede de olsa ortaklaşarak önümüzdeki süreçte Türkiye'yi yönetmeye gayretini ortaya koyuyoruz. Böyle aniden bir seçim kararı alıp seçimi de dayatabilir topluma. Bunların hepsine hazırlıklıyız. Onun için istedikleri gibi şey yapabilirler. Yani bir çalışma veya gayretin içerisine girebilir ama bizim de kendimize göre planlarımız var. Kendileri de inanmışlar, kaybedeceklerine inanmışlar. Ama süreci ne kadar uzatabiliriz? Süreci nasıl baltalayabiliriz? Süreci acaba kendi lehimize çevirebilir miyiz? Gayretiyle bu tür çalışmaları yapıyorlar. Bu anlamda seçim yaklaştıkça çok farklı söylemleri göreceğiz. Belki gerginlik artacak, belki şiddeti teşvik edecekler. Yani söylemler son dönemde özellikle İçişleri Bakanı'nın açıklamaları böyle tahkir eden, yani toplum nezdinde birbirimize düşürecek, bizi birbirimize düşürecek söylemlere yavaş yavaş duymaya başladık. Belki bunlar üzerinden bir politika üretecekler. Belki siyasal partiler arasında şiddet, terörizm gibi kavramları ön plana çıkararak bizi birbirimize düşürecekler. Bunun hepsine hazırlıklı olmak zorundayız. Ya bu seçim kanununda yapılan değişikliklerin en temel karşılığı iktidar seçimle yani normal mevcut sistemle gireceği seçimi kazanamayacağını gördüğünden dolayı seçim kanununda değişiklikler yapmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? İktidarını matematiksel yollarla sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu seçim kanunundaki değişiklik aslında 2-3 yıldır konuşulan ve bekletilen bir kanundu. Biraz süresinin tam da Nisan ayına gelmiş olması
önümüzdeki seçimlerin, yani 2023'te seçim yapılmasına ilişkin iktidarın yol haritasını işlettiğini gösteriyor. AKP iktidarının MHP'ye teslim olduğunun da bir göstergesi ve tescilidir. Yani büyük ortak, küçük ortağı MHP'yi bir anlamda kurtarmaya ve ona can suyu vermeye çalışmaktadır. Bunun başka bir izahı yok. Üçüncüsü ve diğer önemli mesele de yeni kurulan partilerin kuracağı ittifak üzerinden yeni partilere ilişkin bir önlem almaya çalışmaktadır kendine göre. Ama en önemli mesele bence Deva Partisi ve kısmen de Gelecek Partisi üzerinde kendilerinin aleyhine oluşacak olan dalganın önüne geçmek. Yani muhafazakar ve dindar kesimin kopuşunu önlemeye çalışmak kendilerine göre. Çünkü eğer basit bir matematikle Deva ya da Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı çerçevesinde CHP ile bir ittifak kurma meselesinde dindar ve muhafazakar kesime işte CHP'ye oy verme alışkanlıkları olmadığı için ve CHP'ye oy vermeyeceklerinden bahisle aslında kendilerinden kopacak olan parçaları kurtarma derdinde. En önemli mesele bu. Artık muhalefet partileri bu önümüzdeki seçimi kendi siyasal gelecekleri, kendi iktidarları için değil, bu ülkenin topyekün kurtuluşu için bir araya gelmekte, beraber ortak hareket etme gerekliliğini daha fazla ön plana çıkarmıştır. Yani iktidar burada kendi durumunu tahkim ederken muhalefetin de burada oyunu değiştirici başka bir rol ve adım atması gerekiyor. Çünkü bu seçim yasasındaki değişikliğin en önemli sebebi şu anda muhalefetin bir masada toplanmış olmasının da getirdiği bir neticedir bu. Ne yapmak lazım? Bütün muhalefet, hiçbir parti gözetmeksizin yan yana gelmeli ve bunu bütün bir kamuoyuna gösterebilmeli. Seçim yasalarıyla oynayan, seçim yasalarıyla işte bir şekilde iktidarlarını devam ettirmeye çalışan bütün iktidarlar gitmiştir. AK Parti iktidarı da gidecektir. Seçim kanununda yapılacak olan değişiklikler onların gitmesini hızlandıracaktır. Ama ekonomide bir takım iyileştirmeler yapmaya kalkışacaklar. İşte bugün yapmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün Kürt meselesine ilişkin bir takım adımlar atmalarını bekliyorum ben. Yani zaten onunla ilgili de açıklamalar da geldi iktidarın, iktidar mensupları tarafından. Kürt meselesini yeniden konuşmak lazım, Diyarbakır'a daha fazla önem vermek lazım tarzında. Bu iktidar kendi geleceğini koruyup kollamak için ve devam ettirmek için her türlü oyuna başvuracak, her türlü siyaseti geliştirecek. Geçmişte ne söylediğine bakmaksızın, geçmişte nasıl bir tutum aldığına bakmaksızın bunu yapacak. Onun için muhalefetin üzerine düşen en önemli görev burada. Oyun kuruculuğu kesinlikle iktidarın eline bırakmamak lazım. Muhalefet burada iktidarı sıkıştıracak pozisyon alması lazım. Bugün iktidar işte Halkların Demokratik Partisi üzerinden diğer partileri sıkıştırıyor. İşte kriminalize eden, terörize eden bir söylemle hareket ediyor. Örneğin diğer muhalefet partilerinin bu tuzağa düşmeden omuz omuza durabilme cesaretini gösterebilmeleri lazım. Bizim söylememiz ne kadar etik olur bilmem ama yani seçim kanununda yapılan değişikliklerle HDP'nin kapatılma davası üst üste gelebilir. Eğer üst üste gelirse bölgede Halkların Demokratik Partisi'nin üyelerinin sandık görevlisi olmalarının önü de kapanmış olur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ciddi bir yapılanması var Halkların Demokratik Partisi'nin sandıklara sahip çıkma anlamında. Buna da dikkat etmek lazım. Bunun da yolunu şimdiden muhalefetin düşünmesi ve tavır alması gerekiyor. Desteladar ya AKP u MHP her ku zayıf dibe le formulasyonin nu digere, le rey revazin nu digere. Ger karbuna biçuna helbijartine,
be kanun u gahartinin kanuna bücuna helbicartine le neha rejeya denge AKP u MHP husun hatiye noktaya ki ku sadida sad vandakirne dibinin dixazin vi vandakirna xa brev rebazin nu bu gahartinin kanunin helbicartine bileyistikin endezyari anji mühendisi dile haxu da hanek guharina çekin ke çi gotiye ez jivi vedatir em çi dibêjin em dibêjin AKP û MHP wendabûniyê dîtin lewma ku dixwazin bikevin nava liv û livin livin bikin nava tevgerên ku karibin müdexela pêvajoya hilbijartinê bikin bi qanûn guhertinê an jî bi rêw rêbazên hilbijartinê û guhertinan wan an jî bi daxistina bendavê xuya ye hinek hesab û kitabê wan heye di derheqê wan de hinek hesab û kitabê wan heye di derheqê me de hinek hesab û kitabê wan heye di derheqê em bêjin îtifaqa millet de hesab û kitabê wan heye lê em viya dibêjin wek HDP wek siyaseta demokratîk ji bo ku baweriya me bi xeta me heye me xeta xwe bi millet daye qebûl kirin û millet jî li me xwedî derdikeve gelê kurd jî û gelên Tirkiye jî ji bo ku li me xwedî derdikevin em dibêjin AKP û MHP çi lêîstik dileyzin bila bileyzin evini karbon encam jivi leistika xa derxin. Yani eger mijar sindok be AKP u MHP jina ha da em dibêjin wanda kirye. Naha be sindok bu niye dixwazin nikaş bikin. Le çi dikin bila bikin biçin seçimi jivi wanda kirne ne çin seçimi jivi wanda kirne seçim naha iroji çebe helbijartin iroji çebe AKP u MHP wanda kirye siyaseta şer wanda kirye siyaseta tecrite wanda kirye siyaseta faşiz zane le Türkiye u Kurdistanê wanda kirî em dibêjin ew nikarbin bi guhertinên qanûnên hilbijartinê daxistina bendavê û müdexeleyên sindoxê encama hilbijartinê an jî rewşa xwe bidin guherandin. Yani em dibin çareserî ger ku hebe dixeta seyemîn de ye, dereya seyemîn de ye. Desthilatdarî jixwe gor mantiqê dewletê, gor qodên dewletê, gor hişkbûnê dixwaze siyasetê bi Afrîne û bi rêve bibe. Muxalefeta ku niha wek millet îtifaqî li hember desthilatdariya heyî têkoşîn dike dixwaze bi wan re cî biguherîne gotinên ku tînin ziman. Guherînên ku wek soz didin civakê em dibêjin gor me nikare derdê civakê derman bike. Pirsgirêkên civakê که چاره سر بکه و همان وقتی دا جواک نه محکومه نه مجبوره محکومه دستلات داری آنجی مخالفت دا که دخوازه بکه و شونوان ببه لو ما هم دبیجن دوی دونمه دا دوی پیواجه دا قیمت خطا سیمین قیمت سر ریا سیمین بیتر درد که و پیش چما چاره سریه دو خدا دحوینه چما خطاب توکی دینامیکن جواکت که چما درز جی دیرو که درد خدا درستلا داریم بوری که چه آنینه سر جواک درد خواه جبر وی اکی هم در بشین خطا سیمین هر که خبری خستن دیکه راست دستلا داری جبو که ریوان بگره وان آستنگ بکه چیش دستی وی تی دیکه لی هم تقز در بشین وی دی سرکفتن دی وی پیواجوی دا هم سرکفتن هل بجارتنه و همزی سرکفتن دستکفتین جواک پاراستن و دستکفتین نو به دست خستن او سرکفتن یا سیاست دموکراتیک دی پیشنگی یا سیاست دموکراتیک جی دی سرکفتنا خطا سیمین به.